Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine konumuz sağlık. Sağlıklı yaşam, ondan sonra yaşam kalitesini arttırmak deyince aklınıza ne geliyor? Birçok konu geliyor tabii ki ama en önemlisi artık zamanınızda, şu zamanda çok da büyük problem haline getirilen ve çok da güzel çözümleri bulunan obezite biliyorsunuz. Artık çok büyük bir problem. Bizim problemlerimizi aydınlatmak üzere sevgili Hakan Albayrak, obezite ve diyabet cerrahisi koçu. Evet. Ve aynı zamanda yaşam koçu Hakan evet. Albayrak bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Şimdi halkımıza bunu açıklamak gerekirse ne şekilde açıklayabiliriz? Hakan Albayrak kimdir ve neler yapar? Hı hı. Hakan Albayrak yaşam koçudur ancak biz daha çok misyon olarak, ben kendim de daha önce bir obezdim. Siz? Evet. Kaysıncısınız şu anda. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve zamanında 79 kilo verdim bu şekilde. Misyon olarak da obeziteye yönelik bir koçluk yapma gereksinimi duydum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu alanda bayağı bir eksik vardı bu konuda. O eksiği de elimizden geldiğince doldurmaya çalışıyoruz. Eğitimini aldım. Kendim de aynı zamanda sağlıkçıyım zaten. Onun haricinde bu şekilde kendim de aynı yoldan geçtiğim için elimden geldiğince bu konuda muzdarip olan obez arkadaşlarımıza, kaderdaşlarımıza yol göstermeye çalışıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Peki ben kendime özel olarak bir soru sormak Tabii. istiyorum. Bir sürü insan var bu yoldan geçen ve başarısızlıkla bazen sonuçlanan evet, maalesef. Hikayeler var. Maalesef. Yani şimdi vücudun hazır olmadığı bir takım cerrahi uygulamaları oluyor. Daha oluyor, sonra evet. Bir süre için başarılı olunuyor ama daha sonra tekrar kilo alımı gerçekleşiyor. Evet, maalesef. Bunda siz kendiniz başarılı olduğunuz için evet. Bir şekilde koçluk yapmaya karar verdiniz. Ve buna hazır olup olmayan insanları da aynı zamanda hazırlıyorsunuz, doğru Kesinlikle. Mu? Kesinlikle. Öncesi yani, ve sonrasında. Yani cerrahi öncesinde de yanlarında oluyorsunuz, aynen sonrasında öyle. Da yanlarında aynen oluyorsunuz. Aynen öyle. Hastalarımız peki, bize ilk ulaştığı an itibariyle biz artık onlarla birlikteyiz. Peki siz normalde hem telefonla hem mesaj yoluyla vesaireyle tabii. hem yüreklendirmek hem psikolojik açıdan evet. hem de davranış açısından ne yapacakları, ne yapmaları gerektiğini aşılıyorsunuz. Aynen öyle. Peki, yurt içi ve yurt dışı özellikle çok hastalarımız var. İstanbul dışından da hastalarımız var. Onlarla birlikte telefon ya da online sosyal medya üzerinden görüşüp ister kameralı ister sesli konuşarak ne yapılabilir ne yapılamaz uygun olup olmadıkları konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Peki sizin merkezinizde tam olarak hangi uygulamalar yapılıyor? Sadece merkezinize başvurmak için diyabet hastası ve obezite hastası mı olmak gerekiyor? Yok, başka kilo problemi olan herkes bize müracaat edebilir. Yani diyelim ki benim 5 kilo fazlam var ve ben bunu veremiyorum. Bir türlü vazgeçemem. Gerçekten de var. Hayır, gayet iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Yani konu... size başvurabilir miyim? Birçok bayanın da yani 10 kilo fazlası olan var. 2 kilo fazla olan ve bununla savaşıp hatta hala bunu kaybedemeyen arkadaşlarım var. Ve hani bunu tamamen profesyonel açıda yapabilen bir sürü yer var ama sizinki gibi komplike değil. Siz hem psikolojik açıdan hem de davranış açısından hem de yeme terbiyesi açısından aynen. müdahale ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi açık konuşmak gerekirse ben bir sağlıkçıyım ama cerrah değilim, diyetisyen değilim, psikolog değilim. Ama bu merkezimizde yapılan bütün uygulamaları herkes kendi uzmanlık alanında yapar. Cerrahi yöntem yapılacaksa ya genel cerrah obezite ve diyabet cerrahisi yapar, ya plastik cerrah liposakşın yapar ya da bölgesel şekillendirme yapar. Dermatolog arkadaşlarımız var. Bölgesel incelme de yapar. Onun haricinde diyetisyenimiz var, psikologumuz var. Bu bağlamda biz aslında 4 genel cerrah, bir plastik cerrah, bir psikolog, bir endokrinolog, bir dermatolog, yaklaşık da 40'a yakın Türkiye çapında diyetisyenle çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük obezite ve diyabet merkeziyiz biz. Bu şekilde kişilere özel, net nokta atışı çözümler buluyoruz ve profesyonel çözüm sunuyoruz. Her kilo insan farklı sonuçta değil aynen mi? Aynen öyle ve herkes herkesin kendi uzmanlık farklı. Alanında hizmet verir. Yani ben sadece bir yaşam koçuyum. Yol gösteriyorum. Böyle yapman gerekir, şöyle yapman gerekir, bunu bu şekilde yapman gerekir. Peki tamam, yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki yardımcı oluruz. Ne yapılması gerekiyorsa uzman arkadaşlara yönlendirip onlardan konsültasyon alıp son sözü de onlar söyler. Yani
hasta direkt ben ameliyat olmak için geldim diyor. Mide küçültme ameliyatı olacağım. Ya tamam, mide küçültme ameliyatı olacaksın ama her gelene yapılmaz. Bir kere uygun musun? Fizyolojik olarak, psikolojik olarak bunların hepsini cerrahlar, psikologlar veya psikiyatristler değerlendiriyor. Uygunsa eğer, son aşama olarak yapılan tahlillerde eğer ek olarak herhangi bir hastalığı yoksa ameliyat olmasına engel, o şekilde yapılıyor. Yani ben geldim, beni ameliyat edin, tamam yat yapalım değildir bizde. Hiçbir şey daha asla şansa bırakılmaz. Şekilde, böyle bir şekilde aynen müdahale etme şansınız yoksa başka aynen bir yoldan müdahale ediyorsunuz. Bu sefer aynen diyetisyen yoluyla. Aynen öyle, aynen öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu diyabet ve obezite hastalarının ne durumda olması, kaç kilo olması gerekiyor size gelmeleri için? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani kilo problemim var diyen herkes bize müracaat edebilir. Biz bir değerlendiririz. Özellikle diyetisyenlerimizle birlikte bir konsültasyon yaparız. Önce şuna karar veririz. Evet, bu hastanın kilo problemi var. Kilolu olmak zorunda değil. Anoreksik, yani aşırı zayıf da olabilir. Eğer aşırı zayıfsa ve kilo almaya ihtiyacı varsa, buna yönelik de beslenme veya endokrin tedavileri yapıyoruz. Endokrinolog arkadaşlardan konsültasyon alıyoruz ve endokrinolog arkadaşlar diyetisyenlerimizle birlikte birlikte çalışarak, paralel çalışarak o şekilde yardımcı oluyorlar hastaya ve kilo alımı da sağlanıyor. Verilmesi gerekiyorsa hastanın bir kere neden kilo aldığı ile alakalı bir araştırmaya giriyoruz. Yani sorun ne? Sorunun kaynağı nedir? Burada çünkü hani şu şekilde örnek vereyim. Bir alev var, yangın var. Yangını söndürmek durumundasınız. Ne yaparsınız? Tüpü alırsınız, yangının dibine sıkarsınız değil mi? Ancak o şekilde nereden söndürürsünüz. Evet. Ama şimdi yangının üstüne sıkarsanız söndürmek için tüpü, alevi sadece kısmen bastırırsınız. Biz burada direkt dibine sıkıyoruz. Yani sorunun kaynağına iniyoruz ki ne olduğunu anlayıp ona göre çözüm üretin. Belki hastanın hipotiroidi var, belki hastanın sadece yeme bağımlılığı var. Belki hasta daha önce başka farklı bir hastalıktan dolayı kortizonlu ilaç kullanmış ve kilo alımı tetiklenmiş. Belki sadece endokrin tedavisi ve beslenme tedavisiyle düzelebilir. İlla ameliyat olmak zorunda değil hasta. Yani ameliyat diyelim ki kilosu çok yüksek ama sebebi farklı. Aynen. O sebepten yola çıkarak siz ilaç tedavisiyle ya kesinlikle da herhangi bir psikolojik uygulamayla, psikolojik aynen telkinle de kilo verdirebiliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Dediğim gibi yine de bu uygulamaları yapan herkes kendi uzmanlık alanındaki kişiler. Bunların hiçbirisini ben yapmıyorum. Psikolojik olarak yeme bağımlılığı dediniz. Bununla evet alakalı da tedavi var değil mi? Var. Yani birçok hastamız zaten evet şu anda özellikle bayanlarda oluyor. Ne zaman sinirlen ya işte böyle çikolatalı, şekerli, tatlı şeylere yöneliyorlar. Bir zamanlar ben de öyleydim. Siz de mi öyleydiniz? Ben de öyleydim, evet. Bunun tedavisi nasıl oluyor peki? Bunun tedavisini bizim direkt hani sadece obeziteyle alakalı olan, sadece obezite ve yeme bağımlılığı konusunda uzman olan psikolog arkadaşımız var, Bilge Hanım. Direkt ona yönlendiriyoruz hastalarımızı. Yine diyetisyen kontrolünde, yani sadece iş psikolojik destek değil, yine de beslenme tedavisi olmak zorunda ve diyetisyen arkadaşımızla birlikte konsülte şeklinde çalışıp o şekilde hastaya yardımcı oluyoruz. Bizim burada ameliyat edebilmemiz için hastanın vücut kitle indeksi, body mass index dediğimiz oran bir kere alt sınır 35'tir. 35'in ve üstünün olması gerekiyor ama dediğim gibi bir önce değerlendirilmeli. Kaynak nedir? Çözümü nedir? Ona bir bakılmalı. Ha, hasta 35'in üstündedir. Ameliyat olmaya engel başka bir herhangi bir yandaş hastalığı yoktur. Ve bugüne kadar diyetisyen, endokrinolog, spor, bütün her şeyi denemiştir. Artık son çare değil, tek çaresidir ameliyat. O zaman ameliyata genel cerrah arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Son kararı yine onlar veriyor. Olur ya da olmaz şeklinde. Peki ameliyatlardan sonra hastaya nasıl bir yardım sağlıyorsunuz? Ameliyatlardan sonra 2 yıl boyunca biz yine gerek görürsek aylık psikolog desteği veriyoruz. Haftalık mutlaka ve mutlaka obezite ve diyabet cerrahisi sonrası beslenme uzmanımız, diyetisyenimiz tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Telefonla, online ya da birebir. Onun haricinde ben 7/24 yine yaşam koştuklarını yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sürekli olarak destek veriyoruz. Birinci ay itibariyle 2 yıl boyunca her 3 ayda bir yapılması gereken rutin tahlil ve hekim kontrolleri var. Bunlar da hepsi bize ait. Bunlar için ekstra hiçbir şey ödemez hastamız. Sadece ameliyat olduktan sonra full destek olarak biz merkez olarak veriyoruz bunları. Aa, ne kadar güzelmiş. Peki bu hastaların psikolojik durumlarıyla da ilgileniyorsunuz. Önceden hazırlıyorsunuz. Bunun yanı sıra yaşam koçu olarak diyette de yanlarında oluyor musunuz? Mesela yaşam koçu olarak onlara ne şekilde müdahale ediyorsunuz?
Bazen şu olabiliyor. Yani kesinlikle diyet konusuna ben karışmıyorum. Diyetisyenimiz A'dan Z'ye hepsini o ayarlıyor. Ama bunun benim dışında hasta mesela şunu yapabiliyor. Ya ben işte bir yere gittim. Hani misafirlikteyim. Önüme şunu koydular ikram olarak. Yesem mi yemesem mi? Size direkt telefonla soruyor. Aynen, yazabilir ya da arayabilir. O an için diyetisyenimize ulaşamamış olabilir. Diyetisyenimizin yanında hastası olabilir, cevap verememiş olabilir. Metroda olabilir, başka bir yerde olabilir. Olur, cevap veremez, bana ulaşır hasta. Ancak o zaman derim ki yiyebilirsin ama şu kadar yiyebilirsin. Daha fazlasını yeme. Ya da aman ha ondan uzak dur. Onun yerine şunu deneyebilirsin. Hani sakın ha hiçbir şey yeme, asla yeme şeklinde değil. Onun yerine farklı alternatifler üreterek. O şekilde bir blokaj aynen öyle, değil de. Aynen öyle. Mesela bizde de mesela benim diyetisyenimde resim çekiyor. Yola ne yedin, tabağın şeklini göreyim. Bizim diyetisyenimiz de aynı şekilde yapıyor. Diye sürekli söylüyor. Ben de resimlerini çekip yolluyorum karşı tarafa. Peki bu cerrahi uygulamalar dışında ve endokrinolog dışında herhangi bir spor aktivitesi veya programlar çıkarıyor musunuz? Tabii yani? Onu ben yapıyorum. Özel olarak kişiye özel yürüyüş programı olur, yüzme programı olur ya da farklı bölgesel incelmeye yönelik egzersiz programları olur. Onlar bende. Bu şekilde ben yardımcı oluyorum hastalarımıza. Onun dışında motivasyon özellikle çok önemli. Siz de bilirsiniz. Yani genel olarak diyetisyenler bir haftada bir ya da iki haftada bir hastanın durumuna göre görüşmelerini yaparlar. Ama onun dışında çok fazla da yoğundur. Hasta çok fazla ulaşamaz. Ulaşamadığı zaman da arada mesafe olduğu için, zaman farklılığı olduğu için motivasyon düşer. Motivasyon düştüğü zaman yükseltmek gerekir. Burada ben devreye giriyorum. Hasta o zaman beni arıyor. Ya sıkıldım, yapmak istemiyorum. Hayır, sakın asla vazgeçme ki sloganımız odur. Asla vazgeçme. Mutlaka devam et. İşte sen şöylesin, aslansın, kaplansın. O şekilde motivasyonu yüksek tutup moralleri yükseltir. Çünkü moral kilo kaybı konusunda çok önemli. Ben bunu savunuyorum sonuna kadar. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Bir sorum daha var bu konuyla tabii alakalı. Bu dönemde insanların psikolojik olarak biraz mutsuz olduğu doğru mu? Doğru. Yani şöyle doğru, bir yeme alışkanlığınız var. Yani yeme bağımlılıktır. Aynı sigara gibi ya da alkol gibi yani bir bağımlılık ve o bağımlılıktan kopma sürecinde evet hastalar nasıl ki diğer alışkanlıkları bırakırken zorluk çekiyorsa, mutsuzluk yaşıyorsa bunda da sıkıntı yaşıyor. Çünkü rutinin dışına çıkıyorsunuz. Biz insanlar bir rutinin dışına çıktığımız zaman biraz sıkılırız. Peki bundan sonraki obezite ameliyatı olacak hastalarımıza diyelim ki size gelmediler bir şekilde uzaklar, başka yurt dışındalar ve periyodik olarak uygulamayı yapamayacaklar. Bu ameliyattan sonraki dönemde ne tavsiye edersiniz? Yani nasıl devam etmeleri gerekiyor hayatlarına? Dediğimiz gibi mutsuz olup yemeğe verebiliyorlar. Tekrar aynı kilo gelişebiliyor. Mutlaka ve mutlaka bir psikolog desteği alsınlar. Onun haricinde mutlaka bir psikolog kadar olmasa da ona yakın destek verecek bir diyetisyen şart ama herhangi bir diyetisyen değil. Mutlaka ve mutlaka obezite ve diyabet cerrahisi sonrası beslenme uzmanlığı olması gerekiyor diyetisyenin. Her diyetisyenden de maalesef bu konuda yardım alınamaz. Dediğim gibi herkes kendi konusundaki uzmanlığı ile yapar bu işi. Diyetisyen de dediğim gibi bir obezite ve diyabet cerrahisi sonrası beslenme uzmanı. Yani bariyatrik diyetisyen olmalı. Bir bariyatrik diyetisyenle çalışsınlar. Her şekilde destek alırlar. Çok teşekkür ederiz. Bizi ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok, çok sağ olun. Az sonra burada olacağız.